Merhabalar. Bugün Tonguç ve trigonometri teoremlerin ikincisini, yani sinüs teoremini alacağız. Hocam ilki neydi? Unuttum bu arada. Kosinüs teoremiydi evladım. Nasıl yapılıyordu hocam? Kosinüs teoremi için bir tane formülümüz vardı. Onu diğer videomuzda görebilirsiniz. Burada da sinüs teoremi alacağım. Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç, burada çok zor bir şey yok. Hocam daha ne zor olacak Hayır, ki bu bu kadar? daireyi boş ver. Şöyle bir üçgen düşün, tamam mı Tonguç? Çok basit. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. Tamam mı Tonguç? Oh, kolaymış hocam. Bunun karşısında A açısı olsun. Bunun karşısında B açısı olsun. Bunun karşısında C açısı olsun. Tonguç bak. Kenarı karşısındaki açının sinüsüne bölüyorsun. Diğer kenarı da karşısındaki açının sinüsüne bölüyorsun. Diğer kenarı da karşıdaki. Hep kenar bölü. Ne yapıyorsun Tonguç? Kenar bölü. Karşısındaki açının sinüsü yapıyorsun. Ve bitiyor Tonguç. Tamamdır hocam. Hepsi birbirine eşit. Ve bunların hepsi de 2R denilen çevrel çemberin ne oluyor evladım? Yarıçap oluyor evladım. Anlaştık mı? Yarıçap küçük harfle göstermiyor muyuz hocam? Yarıçap da evladım büyük harfle gösteriliyor burada. Neden? Çünkü büyük çember olduğu için. Bir de bunların içinde, üçgenlerin içinde böyle küçük çember vardır. Bu Ha. iç teğet çember denir. Buraya da küçük R diyoruz. Genellikle bu Aa. büyük R ile gösteriliyor. Bu da küçük R ile gösteriliyor. Anladım hocam. Üçgenler konusunda sadece büyük R ile gösteriliyor. Anladım Tabii hocam. bunu fazla kullanmayacağız. Esas buna odaklanacağız. Bak Anladım. şimdi. Bir tane üçgen vermiş bize. Bu üçgende iki tane açısını vermiş bu üçgenin. Bir tane kenarını vermiş. Hemen bir kuralımızı kullanalım bir kere. Bu kenar 6 bölü. Bunun karşısındaki açının sinüsü. Sinüs 30 derece eşittir. Bu kenar yani x bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani sinüs 45 45. derece. İşte bu kadar Tonguç. Bitti tamam. Ya Anlaştık başka bir şey mı? yapmamıza gerek yok. Şimdi evladım hatırlıyor musun hani sinüs 30, sinüs 45 bunlar nedir? Ben sana trigonometrik tablo diye, trigo tablo diye bir şey öğretmiştim. Ha, taktikler Hatırlıyor musun? vardı. Böyle şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? 0, 30, 45, 60, 90 yapıyorduk. Hatırlıyor musun? Evet. En önemli açılar bunlardı. Bir sinüs yapıyorduk, bir de kosinüs yapıyorduk. Sonra böyle koskocaman bir karekök çiziyorduk. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam. Sonra böyle altına da bölü 2 diye yazıyorduk. Buradan her şeyi bulabilirdik. Bak buraya 0, 1, 2, 3, 4 diye sıfırdan 4'e kadar sayıları yazıyordum. Burada da tersten yazıyordum. 4, 3, 2, 1, 0 diye. Şimdi söyle bakalım. Sinüs 30 kaçtır? Sinüs 30 olabilmek için buraya bakıyorsun Tonguç. Sinüs 30. 1. Karekök 1 bölü 2. Anlaştık mı? O Aa, çok zaman güzel bir neymiş? tabloydu hocam 6 ya. bölü 1 bölü 2. Eşittir. X bölü sin 45'e bakınca hemen buradan bakıyorsun. 2 bölü 2 o da 1. Ama karekök 2 bölü 2. Ha. Karekök 2 bölü 2. O kadar basit değil mi seni? Şimdi 6 bölü 1 bölü 2. 6 çarpı 1, 2 bölü 1 olur. Eşittir. Bunu da ters çevirip çarparsam x çarpı 2 bölü kök 2 olur. Sonuç 12 eşittir. 2x bölü kök 2 olur. Bunları içler dışlar çarpımı yaparım. 12 kök 2 eşittir. 2x'ten her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 6 kök 2 çıktı. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Sadece işlem karmaşası. Başka bir Aynen. şey yok. Peki Tonguç'um. Burada yepyeni bir soru. Hemen sinüs teoremini uygulayalım. Neden sinüs teoremini uygulayalım biliyor musun? Çünkü kosinüs teoremi uygulanmaz Tonguç. Kosinüs teoreminde en az iki kenar bir açı bilmen gerekiyor Anladım yapabilmek için. hocam. Burada şunu yapalım. Bak 6 bölü çat. Karşındaki açının sinüsü. Sinüs x. X. Eşittir. Diğerinde sen söyle bakalım. 10 bölü. 10 bölü Sin 2x. mükemmel bir zeka sahibisin. Ve burada yarım açı formüllerinden sin 2x'in 2 sin x cos x'e eşit olduğunu kullanmamız gerekiyor. Tabii bunu ezbere bilmemiz. Ama bir şey söyleyeceğim bak. LYS'ye girecek bir öğrencinin şunu veya trigonometriyi bilen bir öğrencinin bunu kesin bilmesi gerekiyor. Bu zaten cepte Ya diyorsun. yarım açı formülleri çok çok bilinmesi gereken bir şey. Anladım hocam. Sin 2x özellikle çok çıkar. Şimdi burada da sin 2x'i gördüm ya. 6 bölü sin x'i aynen yazdım. Bunu da 10 bölü 2 sin x cos x diye yazdım Tonguç. Şimdi karşı karşıya bunlar sadeleşiyor Tonguç. O zaman iş çok basitleşti. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 çarpı 2 cos x eşittir 10 çarpı 1 çıkıyor Tonguç. Yani 10. Anladım O hocam. zaman 12 cos x eşittir 10 ya Tonguç. Her iki tarafı 12'ye bölersem eğer ben cos x eşittir ne çıktı Tonguç'um? 10 bölü 12 çıktı. Yani istediğim şeye ulaştım. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Zor bir soruydu değil mi senin Zor bir için soruydu bu? ama sin 2x kurtardı bizi gerçekten. Sin 2x yarım açıyı çok iyi bilmen gerekiyor. Onu Çok önemli bir konu. ezberledim hocam. Bundan sonra her zaman sorabilirsiniz bana. Trigo tablo videomuzda izle evladım. Ödülü Tamam. sorumuzu yap, cevapları göndere bakalım. Tamamdır hocam.